Peri bacadan çok etkin, net olduğu yer burası. Niye aşk vadisi dediklerini sormayın artık. Güzel güzel Asyalı kardeşlerimiz. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen kanalı unutmayın arkadaşlar. Biz de buraya fotoğraf ve video için geldik. Günler. O kadar üşüdüm ki yani özetle ölüm gibi bir şey oldu ama inanın kimse ölmedi yani. Çok çok soğuk. Kastamonu Doğa Kültür Köyü'nden herkese merhabalar. Evet, dediğim gibi şu an Kastamonu'dayım. Birazdan yola çıkacağım. Ankara'dan arkadaşlarımı alacağım. Biri İzmir'den, biri Konya'dan geliyor. Hiç beklemeden onlarla direkt Tuz Gölü'ne gideceğiz. Tuz Gölü'nde bir gece kalacağız ve gün batımı fotoğrafları çekmeyi planlıyoruz. Kayseri tarafına Kapuzbaşı Şelalesi'ne gideceğiz. Niğde'deki kısım. Niğde'de Aladağlara tırmanacağız. Arabayla belli bir yere kadar gideceğiz. Umarım güzel bir gezi olur. Ben de bunu sizle paylaşmak istiyorum. Hadi yola çıkalım. Göründeyiz. Şimdi Selim abi ve Hüseyin'le buluştuk. Şöyle göstereyim müthiş manzarayı, gün batımını. Hüseyin evet, modelliği gerçekten iyi. Yeni başladı ama Selim abi de orada işte görüyorsunuz. Hüseyin de orada. Hüseyin dikkat et. Hüseyin olmadı. Gel gel, duymadım. Hüseyin! Kavra çok yoğun abi. Evet, az önce lastiğimiz patladı, gördünüz. Şimdi bir lastikçi aradık. Bize yardımcı oldu. Arabada yer olmadığı için bakın patlak lastiği nasıl götürüyoruz. Ama lastik patlamadı, yarıldı Selim abi ve yastığı. Şimdi Aksaray'a 15 km geri dönüyoruz. Garanti kapsamında değiştirirlerse değiştireceğiz ya da lastik alacağız. Birazdan oradayız. Lastiği yardık, yaptırdık. Sıfır lastik aldık daha doğrusu. Bagajı 50. kez dolduruyorum. Çeviriyorum. Bak.
Çamarlı ilçesine geldik Kapuzbaşı Şelalesi'nden. 1000 metrelerden şöyle göstereyim arabayla, biraz da zorladık arabayı hatta. 2000 metre civarındayız şu anda. Bugün burada Karayalak diye bir yer var. Burada çadır kuracağız. Yarın da sabah 6 gibi yukarıya katırlarla tırmanacağız. Hava çok soğuk. Yani o kadar soğuktu ki bugün ve dün burada olsaydınız, yani tepede olsaydınız üşürdünüz dediler. Biz de yarın çıkacağız zaten. Yarından sonra havanın ısındığını söylediler. İnşallah dedikleri gibi olur. Çünkü çok soğuk oluyormuş yukarısı. Ne yapacağız? Biz eşyalarımızı katıra yükleyeceğiz. Kendimiz 4 saat, 5 saat duruma göre, hızımıza göre 6 saat boyunca yürüyeceğiz. Saat sabahın 6'sı. Aşağıdaki şu çadırda kaldık. Şimdi de uyandık. Adam da geldi bizi götürmek için ama 2100 metredeyiz şu an. Bakın hiç uyuyamadım. Gözlerim ne kadar şiş. O kadar üşüdük ki dün bayağı da bir rüzgar vardı. Yani cidden ben hiç uyuyamadım. 3100 metreye çıkacağız diye düşünüyoruz bugün ama herhalde çıkamayacağız. Yani bana sordular. Bizim ekipmanlarımız yetersiz. Ben oyumu çıkmamaktan yana kullandım. 15 dereceye dayanıyor benim tulumum. Arkadaşlarınki de öyle. Ben dedim yukarıda donarız. Yani bunu daha sonraya daha iyi ekipmanla gelerek halledebiliriz diye düşünüyorum. Onlar da düşünüyorlar şimdi. Yani 3100 metrede buradan dün gece 3 dereceydi. -6, -7'ye düşmüştün. Çok da üşüdük demişler zaten. İşte bir bakalım. Herhalde çıkmayacağız ya, şey olacak. Ne yaptık? Saat 7.30 oldu. Biraz ayıldık ama havada azıcık ısındı. Çünkü güneş yavaş yavaş gelmeye başladı şu arkalara. Çıkmama kararı aldık. Doldurduk arabaya her şeyi. Artık daha sonra geliriz dedik. Tabii daha sonra dediğim yine yılın bu zamanı. Haziran sonu, Temmuz başı gelmek lazım. Çünkü yukarıda yani fotoğraf için geliyorsunuz. Kar olması lazım. Çünkü eriyecek bir iki hafta içinde. Erteledik. Konuştuk çünkü. Mümkün değil dediler sizin ekipmanlarla. Rehber falan. Ona da bir miktar para verdik çünkü 8 kilometre atla yukarıya geldi. Belki de onun da işine geldi. Şimdi Emli Vadisi var. Oraya gideceğiz. Orada yürüyüş parkuru ve fotoğraf için alanlar var. Onları görüntüleyeceğiz. Yani üzüldük ama sağlık daha önemli. Yaşamaya devam edersek daha sonra inşallah buraya geliriz. Şimdilik yola çıkıyoruz Emli Vadisi'ne doğru. Kampçılık eğitimi değişti. İkinci günündeyiz. Gece çıkamadık. Çakma dağcımızın yanlış yönlendirmesi. Şimdi işte gezimizin geri kalan kısmında yumurta pişirmeyi, doğada yumurta pişirmeyi ve nasıl yemek yapılır onu öğreneceğiz. Dinlenilmiş bir günden merhaba. Şu an Emli Vadisi'ndeyiz. Hemen yine arkamda Aladağlar var. Şöyle göstereyim. Karlı vadilerin olduğu ormanlık bir alana geldik. Emli Vadisi yürüyüş alanı. Arabayla çok fazla ilerleyemiyorsunuz ve yine bir sürü kamp alanı var burada. Tuvalet falan tertemiz bir yer. Tavsiye olunur yine. Şimdi yürüyoruz fotoğraf çekmek için. Bu vadi varmış herhalde 8-10 kilometre. İlerliyoruz kayalık düzgün olmayan. Yani offroad araçlarınız varsa yürüyebilirsiniz burada. Gidebilirsiniz. Fotoğraf çekip 5-6 saat sonra tekrar kamp alanına döneceğiz. Tabii daha çıkamadık. Sekteye uğradı. Yani biz şu an 2 gün geri sarktı bizim gezi. Çünkü gitmek istediğimiz yer yukarısıydı. Hala var aklımızda ama ekipman yetersiz. Yani cahiliz bu konuda. Tecrübe oldu bizim için de. Hala çıkma ihtimalimiz var. Sağdan soldan kiralayabilirsek, alabilirsek belki yarın böyle bir şey yapabiliriz. Ama ben dün o kadar üşüdüm ki yani özetle ölüm gibi bir şey oldu ama inanın kimse ölmedi. Yani çok çok soğuktu. Gerçekten çok soğuktu. Gözüm korktu. Gece burası da soğukmuş. Az önce gençler vardı Ankara'dan üniversiteli. O kadar üşümüşler ki yukarıya çıkmak istemiyorum. Bu gece bakalım burada nasıl geçecek. Ona göre hareket edeceğiz. Ve burada o kadar çok kelebek var ki endemik bitki türü de çok fazlaymış burada. Şöyle manzarayı göstereyim. Şu tarafı özellikle. Yine Aladağların uzantıları var arkada görüyorsunuz. Endemik bitki türü bakımından zengin. Zaten ülkemiz çok zengin. Bu vadi, bu dağlar oldukça zenginmiş. Görüşürüz Aladağlardan herkese. Selamlar. Hüseyin yanımda, Selim abi de geliyor. Yürüye yürüye 2000 metrenin üstüne, 2100'e yaklaştık, çıktık. Evet, aşağıda da koyunlar var bayağı. Onlar da dinleniyorlar sıcakta. Çoban çadırı. Çok güzel bu vadi ya. Of.
Hüseyin'i Nevşehir'den otobüse bindirdik artık. Hüseyin'le olan işimiz bitti. Onu def ettik başımızdan. Selim abiyle şeye geldik. Nevşehir'e. Şu an Göreme'deyiz. Aşk Vadisi, Bağlıca Vadisi diye de geçiyor ama buraya Aşk Vadisi diyorlar. Peribacadan çok etkin, net olduğu yer burası. Niye Aşk Vadisi dediklerini sormayın artık. Siz şöyle biraz bakın. Anlarsınız. Daha yakından göstereceğim. Gece buraya geleceğiz. Yıldız çekeceğiz. Hatta aşağıda da gelin var. İşte bakın şu peribacanın tam arasında. Selam mı veriyorlar? Bakın yığınla aşağıda. Sonra da şurayı göstereyim. İki tane kabriyo araç var burada. Arkada bakın. Yine Asyalılar gelmiş. Fotoğraflar çekiyorlar. Güzel güzel Asyalı kardeşlerimiz. Kızıl Vadi diye bir yer var. Oraya geldik. Çok sıcakta gelmişiz yani 12-1 arası. Saat hatta şu an 2'ye geliyor. Birçok kilise var ama bu saatte gelmeyin sakın. Arkada da hemen göstereyim size. Bakın şurada daha oluşmamış dağın eteğinde peribacalar var. Tabii 1 milyon yıl sonra falan oluşma ihtimali var. Oluşabilir. Bence bisiklet için çok uygun. İzin verirlerse şahane olur. Size de göstereyim şöyle. Güzel bir iniş videosu çekilebilir burada. Güzel virajlar var. Şöyle göstereyim. Biraz dolaştık tekrar kiliselerin olduğu Kızıl Vadi'ye geldik. Burada gün batımı çok iyi oluyor demişlerdi. Arkada güneş batacak birazdan. Çok kalabalık oluyor demişlerdi ve tıklım tıklım olmaya başladı. Arkayı görüyorsunuz. İnsanlar dizildi, fotoğraf çekiniyorlar. Çekiliyorlar mı, çekiniyorlar mı onu da bilmiyorum. Çekiniyorlar. Çok güzel bir yer. Aşağıya da göstereyim. Bakın yamaca güneş vuruyor. Çok çok güzel oldu burası. Herkese son kez merhaba. Şu an Erciyes Dağı'ndayım. Selim abi birazdan Kayseri'den havaalanından yolcu edeceğim. Ben de buradan Kırşehir, Çankırı, Kastamonu'ya doğru yola çıkacağım. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen kanalı unutmayın arkadaşlar. Niye buradayız? Burada Ford aylar önce bir reklam çekmişti. Etraf kar yağdığında çok daha güzel oluyor Erciyes Dağı. Yol asfalt siyah gördüğünüzde, çizgiler de sarı. Çok hoş. Biz de buraya fotoğraf ve video için geldik. Güzel bir şeyler çıkar umarım. Bu videodan bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Benimle bir hafta 10 gün boyunca takipçiler de Instagram'da takıldılar. Hoşça kalın. Görüşürüz.